Dario Moreno sokağı. Vasiyet ediyorum, bunu böyle bil. İzmir tatlı ve sevgili şehrim. Bir gün şayet senden uzakta ölürsem beni sana getirsinler. Fakat mezarıma götürülürken öldü demesinler. Uyuyor desinler. Vasiyetinde İzmir'e olan sevgisini anlatmıştır. Gördüğünüz büstü olan sokağa onun ismi verilmiştir. İtalyan Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak Dario 1921'de Aydın'da doğmuş. Daha bebekken demir yolu işçisi babasını kaybetmiş. Evleri de aydında çıkan yangında kül olmuştur. Annesi çocuklarını alıp İzmir'e gelmiş. Dört çocuğuna bakacak imkanı olmayan annesi Dayı Roy'u yetimhaneye bırakmak zorunda kalmış. Zorlu bir hayatı olan Moreno'nun eline geçen gitarla müzik sevdası başlamış. Yahudi cemaatinin çeşitli etkinliklerinde yer almış. İzmir'de ünü yayılmış. Dario en büyük hayallerinden birisi gazetelerde, dergilerde gördüğü Paris'e giderek sokaklarında gitar çalmakmış. İkinci Dünya Savaşı bitiminde Paris'e gider. Fransa'da ünlenir. Dönemin en önemli sanatçılarından birisi olur ve 32 filmde oynar. Ünü tüm dünyaya yayılır. Çok fazla yer görür ama İzmir onun kalbinin bir yerinde kalmıştır. Der ki, insanın kendi vatanı gibi var mı? Dünyanın neresine gidersem gideyim. İzmir'in özlemi yüreğimden çıkmıyor. Nasıl derler? Doğduğum yerde değil, doyduğum yerde düşüncesi artık benim için geçerli değil. Ben İzmirliyim. Malum ruhun açlığı midenin açlığından daha ağır basıyor. Hisseden bilir. Yaşayan bilir. Ölümünden sonra vasiyeti üzerine İzmir'de değil, annesi İsrail'e yerleşince Darıyoğlu'da da mezarını İzmir'den götürülen iki çuval toprakla İsrail'e gömülür.